Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere Ark'ın ikinci bölümünü çekiyorum ve bugünkü konumuz şöyle olacak. Daha çok keşif yapacağız. Şöyle bir dinozor yakaladık arkadaşlar. Bunun ismini okumakta zorlanıyorum. Tyrannosaurus mu ne? Öyle bir şey olması lazım. Bu dinozorumuz çok güzel ağaç topluyor şu tırnaklarla. Bunu evcilleştirmeye çalışıyorum. Evcilleştirmesi bayağı bir zor çünkü ayarlarımız yani öyle oynanmış ayarlar değil yani. O yüzden bunu evcilleştirmem için şu biraz daha narkoz verip bayıltmam gerekiyor. Çünkü ayılırsa bütün emeklerim boşa gidecek. Şunu verip direkt yedirip daha doğrusu. Solda yukarıda görmüş olduğunuz pembe çubuğun artması lazım. Ve yavaş yavaş artıyor. Evcilleşmiyor maalesef. Tim meyvesini daha çok seviyormuş. Şundan verelim abi. Tamam. Şöyle verelim. Şunu daha çok yer herhalde ya. Sevdiği yani Hamar meyvesi, azur meyvesi. Bakalım yerse. Yerse yapacağız bir şeyler. O ye dursun. Ben şuradan yine hazırlamış oldum. Şunu alalım. Şunu da alalım. Bu tezgah burada dursun. Bugünkü hedefimiz arkadaşlar keşif yapma. Keşif yapacağız. Bol bol gezip keşfimizi yapacağız. Şimdi bundan yemiş. Şundan bir iki tane daha yedireceğim. Çünkü artması lazım. Ayılmaması gerekiyor. Bu burada bir duruversin. Hemen yukarı bir çıkalım bakalım neler var neler yok. Bu arada hayvanları da uzak tutmaya çalışıyorum. Gelip baygın hayvanı yemesinler diye. Bizim ev şuralarda bir yerde olması lazım ama. Bakacağız. Çok tehlikeli bir harita. Burada her an her şey olabilir. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Parasaur. Dişi parasaur var karşıda. Ve hayvanımız şu anda %88 evcilleştirilmek üzere bekliyor. Amacımız bugün bu haritanın gördüğünüz gibi çok az bir kısmı keşfedilmiş. Biz bunu biraz daha arttıracağız ve keşif yapacağız. Neler var neler yok. Onlara bir bakmamız gerekiyor. Önemli bizim için. Ve nasıl ağaç topladığını da size göstereceğim arkadaşlar bu arada. Bunun ben şeyi açtık mı? 140 level. Ama ayılmadan önce bunu ben biraz daha toplamam lazım. Bu ayılırsa sıkıntı olur. Evcilleşmeden. Şuradan biraz daha narkoz ayarlamam lazım. Narko meyvesi top. Hemen şunu vereyim. Bir 8 tane daha yapsın. Şunu da alalım abi. Ayılana kadar buna vermem lazım bu ilaçları. 283 bakın hemen düşüyor. Kalktı hele şükür. Gerek kalmadı buna. Testere diyeceğim. Şimdi bu henüz level almadı. Meyve yiyor ama meyvelerden de şöyle biraz verelim abi. Şunları verelim. Bunları yer belki. Bunlara gerek yok. Bunlar çöp. Ama takip et diyeceğim. Sen de gel. Hazır burada yaptığımız şeyleri alalım. Bakın yer sallanıyor resmen. Benim bunu indirmem lazım buradan ama şöyle de bir durum var. Bunun canı da bayağı varmış bu arada. Şurada ben buna şey yapabiliyor muyum? Eğri var tamam. Eğri var. Demir, metal falan istiyor. Şu kuş beni bir rahat bıraksa daha iyi olacak sanki. Hemen giriyoruz. Oğlum burada niye çıkmıyor? Pardon. Ne oldu buna? Dur. Tamam. Ya bunu üretmiş miyiz biz? Tamam. Hem de level almış bu. Güzel. Ben level'a bakacaktım ama böyle olmaz. Şimdi buna level olarak ağırlık vereceğim. Çünkü bayağı bir ağaç toplar. Şimdi nasıl topladığını göreceksiniz arkadaşlar. Bakın 600 600 topluyor. Şu anda gözükmüyor ama şöyle gidelim biz. Biraz koşalım. Şöyle koşalım abi. Gördüğünüz gibi. 300 300 odun topluyor. Böyle böyle odun farmını da bunu alamıyoruz tabii. Bunu alsaydı iyiydi de.
Her şeyi toplamayacağım diyor. Şöyle gidelim abi. Yani böyle böyle topluyor bu. Ben şuradan hazır gelmişken şurada güzel değerli taşlar var, onları gördüm. 280 metal var abi burada. Nefisinden bir taş var. Şunları da alalım hemen. Kristalleri de alacağız ve gideceğiz. Sonrasında yeni gel dibimde uç ki öl. Tamam mı? Gel dibimde uç öl. Şu kristalleri alalım, bize lazım olacak. 109 kristalimiz var, gayet iyi. Şimdi bununla gidiyoruz abi. Doğruca eve gideceğiz ama değerli taşları dediğim gibi almam lazım. Şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim, senin bu balta vurdu mu niye bu kadar fazla şey yapıyor? Şimdi buradan bir de fiziksel hasara vereceğim. Güzel. Önümüze biri çıktığında direkt şöyle tek diyelim diye yaptım arkadaşlar bunu. Şimdi aşağıda sıkıntılı olan bir hayvan var mı? Yok. Tamam, güzel. Şunun üzerinde bir şey deneyeceğim bu arada. Neyse, bunları da denemeyelim. Onu katil ne lan? Ha. Bu ne oğlum? Yuvanadan diyor ya. Gördüğünüz gibi bir vurmaya alıyor. Derken daha ağaç toplayalım biraz, değil mi? O da öldü enteresan bir şekilde. Ağaç toplamak için birebir arkadaşlar bu. Yani ama bu hayvanı da kolay kolay avlayamıyorsunuz. Böyle bir tepe bir yere çıkıp hayvanı bir yerde baga sokmanız lazım. Baga sokarsanız eyvallah var ama onun dışında yok. Allah'tan patika yolu var lan burada. Bu nasıl bir şey? Şimdi bakın, burada aynısından var bak. Şu da aynısı bak mesela. Bu 161 levelmiş. Benden daha fazla level'ı var. Bunlara sataşmazsanız, diyecektim bu hemen geldi lan, bana daldı bu. Sataşamıyoruz. Güzel, tamam. Burada dev karıncalar var. Ve yanında yürüyen de bolca kocaman hayvanlar var. Hayvanımız level aldı. Da biz şimdi nereye gidiyoruz ona bir bakmamız lazım ya haritada. Ha, şöyle gitmemiz lazım bizim. Giderken de ağaç topluyorum. Bu nasıl keşif, ben anlamadım diyenler olacak. Keşfimiz daha başlamadı arkadaşlar. Şu anda zaten haritanın belirli bir ucunu keşfetmeye çalışıyoruz. Bakacağız. Giderken ağaçlarımızı topladım ki. Gördüğünüz gibi 400-500 ağaç gidiyor öyle. Elle toplamaya kalksanız 100-100 gider. Bunda 600-600 gidiyor. O yüzden şimdi bu level aldı. Hemen bunun level'ını vereceğiz. Ağırlığa veriyoruz. Biraz da ona verelim. Yemek okey, 12.000. 25.000 canı var artı fiziksel hasar da 17, temiz. Gördüğünüz gibi hayvan biraz hızlandı. Hemen level alabiliyor arkadaşlar. Böyle de nadide bir hayvan bu. Gidelim, tamam. Birazdan kuşla böyle dağ, çayır, bayır, mağara ne varsa gireceğiz arkadaşlar oralara. Bu hayvanın canı az gözüküyor. Şu yüzden az gözüküyor. Çünkü canını 20.000 yaptık. O yüzden az gözüküyor. Benim evim neredeydi bu arada? Ben gidiyorum da nereye gittiğimi de bilmiyorum ya. Ben nereye gidiyorum bu arada? Aşağı doğru şöyle gideceğiz abi. Gidelim abi şöyle. Şuraya bir gama 4 yazalım. Biraz daha aydınlık olur hem. Değil mi?
Bir de şunu da deneyeceğim, güç denemesi. Tek attı abi bu arada. Güzel tek atıyor. Et de topluyor. Şu atlardan da birkaç tane yakalayasım var. Böyle değil tabi. Bir şey ölmüş ama ne öldü bilmiyorum. Neyse şöyle gidelim biz. Yeğenlerim, siz küçük değil misiniz ya? Ha? Şuradan aşağı inelim biz, devam edelim yolumuza. Hayvanın 20k canı var. Kesmeye çalışıyorlar abi, ben de bunu anlamıyorum. Ve hızlı level alıyor bu arada. Doğruya doğru gidiyor arkadaşlar. Şu anda çok parlak gözükecek muhtemelen. Biraz daha azaltalım. Benim evim nerede? Hala onu düşünüyorum ben de. Şurada bir yerde galiba ya. Şöyle gidelim biz. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde eve gelmek üzereyiz zaten. Bayağı bir odun yapmışızdır. Nereden baksanız 20k odun yapmışızdır. 188 çiğ et. Eti de güzel topluyor bu arada. Bakın gördüğünüz gibi yapılar 10 numara gözüküyor. Bu burada evde duruversin. Kendisi işte yemek yesin, biraz sakinleşsin. Şunu yeni yakaladık arkadaşlar bu arada. Şöyle bir dursun bu. Bunun üzerine ne kadar ağırlık varsa alacağız. Şimdi meyveler haricinde şunu al, şunu al, bunu da al, eti de al. Şunu al, şunu at, bunu at, bunu at, bunu at, bunu da at. Gerek yok. Şimdi bu biraz yine can almış, şey almış daha doğrusu. 25k canı var, bu yavaş yavaş artıyor. Acıktığı zaman da yiyor. Oksijen bakımından okey. Ağırlığa verelim abi. Ağırlık bayağı arttı bu arada. Kaç K odun topladığımızı ben bile bilmiyorum şu anda. 66K odun toplamış. 66K arkadaşlar. Yani bu az buz siz toplamaya kalksanız buna gücünüz yetmez. Öyle bir şey toplamış. Şimdi elimizdeki silahların gücü okey. Bir tek arbaletle okun biraz sıkıntısı var. Ve ok sayımız yeterli mi bilmiyorum. Şuradan envantere bir girelim. Güzel. Güzel, gayet iyi. Üzerimizdeki fazlalıkları bırakacağız. Onlar nelerdir? Şu kristal olsun. Metal olsun. Et kalsın. Obsidyeni bırak. Metali bırak. Taşı bırakalım abi. Şunlar çöp aslında. Bunlara bir artı basabilirim. Şunu bırak. Şunu atalım abi. O kalsın. Bunlar, şunu atabilirsin. Baltaya artı basmam lazım da. Balta hangisi ki o? Şunu at, şunu at, şunu at. Güzel. Ok. Hasar %100. Hangisi ki bu ya? Arbalet. Arbaletten iki tane mi var? Buradaki arbalet mi? O anı anlamadım ben ya. Onu biraz cins olmuş. Oğlum kuşu da mı attık? Katil aşağı inmiş. Niye aşağı indi o manyak? Arkadaşlar keşfe gidiyoruz artık. Hadi yolumuz açık olsun. Şurada şuna biraz şey vereceğim. Seviye atlamış. Hemen hızlıca bir seviye verelim. Sonrasında güzel bir keşfe çıkalım. Daha çıkar çıkmaz da yolda mola vermezsin be kardeşim. Ağırlık yani bir nevi can var. Dayanıklılık. Tamam gülüm, sen devam et. Bir keşfe çıkalım. Şimdi haritaya bir bakalım abi. Haritanın şu 10'a 40 50 bölümlerine gideceğiz arkadaşlar. O bölümlerde bir bakacağız. Ben bu yukarılarda mağara falan keşfettim. Mağaralara girdim. Bazılarında gerçekten tuhaf malzemeler yakaladım. Bunlar tuhaf dediğim nedir mesela? Arbaletle falan onlar çıktı. Hepsi oradan çıktı. Ve uçmak o kadar zevkli ki bu oyunda. İnanın bana, sanki hani gerçekten uçuyormuşsunuz gibi bir his veriyor. Bakın burada kale var mesela. Yukarıda olana bakın.
Ay ne kadar parlak. Burası gayet düz bir arazi ve manzarası gerçekten muhteşem bir manzara. Şuradaki kaleye doğru bir gideceğim ben. İçimi keşfetmeye çalışacağım. Yukarıda yalnız bakar mısınız? Burada kartal yuvası var burada. Ben buraya inemem. Kesinlikle inemem ama şuraya gidebilirim belki. Burada abi değişik şeyler var. Bakar mısınız şuraya ya? Buraya gel. Ya anlamıyor bu kuş da laftan anlamıyor. Burası kartal yuvası mı? Ne oğlum bunlar? Örümcek var aşağıda. Örümcek, yarasa hepsi var. Burası gerçekten sıkıntılı ama ben buraya inemeyeceğim galiba. İnersem de çıkışım olmaz herhalde. Öyle gözüküyor. Ama bir bakmak istiyorum ya şuradan. Bakın burada tuhaf şeyler var ya. Bunların saldıracağı belliydi zaten. Bunların yuvası burası galiba. Bunlar yarasa mı, ejderha mı? Ben çözemedim ki mevzuyu. Bu ne oğlum? Aşağı düştü bunlar. Gel gel. Bunlar yarasa galiba. Baksana. Ve buranın içerisi dolu yani. İçerisi de dolu. Evet, burada ilk sarayda keşfimizi yaptık arkadaşlar. Burası baya değişik bir şey. Bir saray içine girme şansımız yok. Baya bir fight döner burada. Ve kuşu kaybetmek istemiyorum. Çünkü serüvene çıktık bir kere. Bu serüvende yarım kalsın istemiyorum. Böyle bir devam edelim. Gelmişken şuradaki metalleri de alsak mı acaba? Çok güzel parlıyor ya. Gel bakayım şuradaki dediğini alalım. Devam edeceğiz sonra. Kuşu göremiyorum anasını satayım. Gel. Hızlıca keşfe devam edeceğiz. Bu arada haritadan bir bakalım nereye gittiğimize. Güzel. Baya aşağı aşağı açılıyor arkadaşlar. Hızlı hızlı geçmeyeceğim. Bakın burada Rex var. İki tane Rex var. Bunlar hafiften şöyle bir Rex mi olduğu da belli değil de şöyle bir dürbünü açıp bir bakalım arkadaşlar. Yok. Allosaurus varmış. 90 level. Şu ne? Bu da Allosaurus. Ve şu anda dişliyor. Aşağıda olsaydık emin olun kurtulamazdık bunlardan. Bunlar çok başa bela. Devam edelim biz. Şöyle bir yukarılara çıkalım. Şurada parlayan bir şey var. Domuzcuk. Su aygırı mı, domuzcuk mu artık neyse. Tepelere çıkmak istiyorum. Aslında mağaralar da var. Mağaralara da girmemiz lazım da. Sıradan bakacağız işte. Böyle bir gezeceğiz. Burada hayvanlar falan var. Şurası bakın. Şurası çok güzel ev olurmuş bak. Burası çok güzel ev olurmuş burada. Ama işte buraya hayvan çıkarma falan. O ne lan? Orada kırmızı bir şey var. Aşağıda da var. Bunlar dikkatimi çekti ama bakacağız. Baykuşlara yakalanmayalım. Bunlara baykuş diyorlar normalde de. Ben bu baykuşları daha çok kartala benziyor dedim. Ama. Bilemiyorum. Neyse gidelim biz. Kırmızı kırmızı noktalar var. Çözemedim. Bunlar tehlikeli noktalar mı? Nedir? Haritanın neresinde? Bilmiyorum ama gidelim bir bakalım. Şu aşağıdakine bir gidelim önce. Hayvanın da dayanıklılığı falan bayağı bir zorda galiba. Bakın burada ne varmış? Alasaurus var. Burası Alasaurus yuvası ama 25 level biraz düşük. Bir şey yok gibime geliyor sanki orada da. Dur bakayım gene bakacağım. Lav mı var? Ne var? Anlamadım. Şu ileride daha yoğun bir şey var. Ya bunlar lavmış dayı. Lav. Bunlardan petrol mü çıkıyor acaba? Şuraya bir oturup bir kırmak istiyorum bu arada bunları. Bazen petrol çıkabiliyor. Buna vuramıyoruz zaten de şuna vuralım bari. Yok.
Taş maş çıktı. Değişik şeyler çıktı ya. Bundan bir şey çıkmadı. Burası bizi pek şey yapmadı ya. Demek ki onlar lavmış arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Şunlar sıkıntılı. Yo, bu değildi ya. Bir tane daha vardı da onun adını unuttum ben. Bu ne? Bu da mı metal? Bakın şurada tehlikeli bir şey var sağ üstte. Gel lan, nereye gidiyorsun? Bir gidelim abi, bir bakalım yukarı doğru. Bunlar zararsız, bunlar bir şey yapmaz. Bunlar bir şey yapmıyor arkadaşlar ama raptorlar yapar abi. Bu raptorlar tam bir baş belası. Çok hızlı koşuyorlar ve adamın canını gerçekten sıkıyorlar. Biz devam edelim. Keşfe çıktık zaten ya, bir gezelim. Şu su yolunu bir takip edelim bakalım, su yolunda ne var. Dağın ta zirvesine çıkacağız. Burası bayağı bir akrep falan dolu, yılan da vardır burada. Çıyan mı lan bu? Yok. Titano Boğa diyor. Boğa'nın değişik bir ismi. Şu Çıyan olması lazım. Aynen, bu Çıyan değil mi lan bunlar? Sülük mü ne bu? Ney? Devam ediyoruz neyse. Bakalım, gidelim 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 gidelim. Daha ne var ne yok bir bakacağız. Mağaralar varsa mağaralara da alırız. Amacım aslında bir ejderha yumurtası bulabilirsem iyi olacak da, ejderha yumurtası biraz zor gibi gözüküyor bu seviyelerde. Yine lavlar falan var. Biz yine şöyle devam edelim ya. Şu haritayı bir tam tur bir dönmeye çalışacağız. Bir bakalım değişik hayvanlar görebilecek miyiz, göremeyecek miyiz? Mamutlar var burada. Gene güzel. Örümcek ama bolca var. Şuralarda bakın, buralarda olabilir belki bir şeyler. Şuraya bir bakacağım ya. Burada taşlar falan bayağı bir hizalı. Gidelim bakalım hele. Ne var ne yok. Donuyor muyum? Üşüyorum. En kısa sürede ısınacak bir yer bul diyor. Oğlum lav şeyin içine girdik lan. Burada üşümezsin herhalde. Oo, burası efsaneymiş yalnız ha. Oğlum şuraya dursana şöyle. Kuş sen sakat mısın? Ahan da ejderhayı bulduk. Yıldırım ejderhası. 15 level diyor. Çok düşük değil mi abi 15 level? Evet, orada bir yumurta var lan. Daha dakika bir gol bir yumurta bulduk. Bunlar beni yakalar mı bu arada? Çok fazla ejderha var sanki burada. Değil mi? Çok fazla ejderha var. Böyle hiç olmadığı bir yerde yakalama şansımız yok mu acaba? 85 level. Alfa. Ateş ejderhası. Şimdi bunları yumurtayı çalmaya deneyeceğim ama. Şimdi nasıl deneyeceğim? Şu ne yumurtası? Oğlum geri gelsene. Zehir ejderhası. Zehir ejderhasının yumurtası var. Bunu deneyebilir miyiz abi? Yuvaya yaklaştırır mı? Bağırmasan da biz de alıp kaçsak ha. Buraya gel. Abi bir ejderha yumurtası çaldık lan. Hem de hızlı bir şekilde çaldık. Umarım peşimden gelmezler diyeceğim de. Geliyor lan, kaç kaç. Manevrayla kaçabilir miyiz buradan? Geliyor abi, geliyor geliyor geliyor. Ben bunu böyle atlatmam lazım şöyle. Dar mekanlara girip kaçmam lazım.
Burada da ejderhalar var. Böyle bir şey olamaz. Geliyor geliyor geliyor. Kaç kaç. Kaç oğlum kaç. Mağara, dağ, taş, bir şey yok. O karanlıktan da bir bok gözükmüyor ya. Hala geliyor abi. Hala geliyor. Hala daha geliyor ya. Yumurtasını çaldık ya, peşimize takıldı. Kolay kolay da bırakmaz. Hayvanın da enerjisi tükenmek üzere galiba. Sanki öyle gözüküyor. Hala geliyor. Bakın hala. Bırakmadı. Bu yılan ne alaka ya? Biraz daha aydınlık olsun. Evet arkadaşlar, ejderhamız çıktı. Lan söndür şunu. Ejderhamız gördüğünüz gibi burada gayet sağlıklı duruyor ama tabi şunları bir söndürmemiz lazım. Şunları yıkalım abi. Meşale diyor oğlum, yıksana şunu. Şimdi buna ne yazalım? Hakkı yazacağım buna ya, hakkı hakkı. Olgunlaşmasına daha var. Buna ben pişmiş et versem yer mi lan bu bunu acaba? Zaten yiyor yavaş yavaş ve canı da bayağı var. Bebek hakkı. Şunları alacağız abi. Şunu da al. Bunları ben zaten ejderha çıksın diye böyle kalsın bu. Farklı ejderhalarda yine bunu eğitiriz. Tabi hakkı bizi takip edecek mi bilmiyorum da, hakkı gelir mi onu da bilmiyorum. Hakkı şu an ediyor ama hakkının biraz mesafeyi kapatmamız lazım. Gördüğünüz gibi gelmeye çalışıyor. Ağzı burnu çok değişik abi hayvan. Baksana. Zehir ejderhası. 180 level. Müthiş bir şey. Müthiş. Harika bir şey ya. Bayıldım abi. Harika bir şey ya. Neymiş bu? Zehir ejderhası için. Allah Allah bu. Neyse bakarız ona, dur. Onu sonraki bölümde hazırlarız. Bu olgunlaşmaya çalışıyor da buna ben yanıyorum anasını satayım. Şuradan et var mı et? Abi güzel de yürüyor var ya. Şuradan şunu alalım abi. Yarısına böl. 4000 eti yer bu. Ben sana diyeyim. Bu 4000 eti yer. İyi düşünüyorum. Bunun envantere gir abi. Muhtemelen et yer diye düşünüyorum. Bu gidip de meyve mi yiyor lan bu? Et yemiyor lan bu. Şunu yiyor mu acaba? Düşüyor. Pişmiş et. Şöyle yapalım biz. Bunun sevdiği şeyler gözükmüyor mu abi? Yiyeceğini de bilmiyorum ki ben bunu. Allah Allah, enteresan. Şuradan bir meyve alsak, meyve yer mi acaba? Şu meyveden bir alalım abi, belki yer. Şunu da al. Yanma oğlum orada, gel.
Ocakları da yıkman lazım. Gel bakayım buraya. Gel. Bu neymiş lan? Bunda da varmış. Şimdi şuna bir de şey verelim biz. Şunu al da ver abi sen. Ne yiyor? Bu yemek şey azalıyor bunun da, bu yemiyor bunu. Şunları ver bakayım hangisini yiyor. Habire düşüyor bu. Enteresan. Çok enteresan. Neyse biraz olgunlaşsın bakalım. Ne yapacak, ne edecek bakacağız. Evet arkadaşlar, ejderhamız yavaş yavaş gelişiyor ama buna ne yedireceğimi şu anda bilemiyorum. Süt falan diyor internette. Biraz baktım ama muhtemelen bir şekilde bulacağız ve bunu besleyeceğiz. Biraz daha büyüteceğiz. İlk ejderhamızı yakaladık. Umarım beğenirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Yorumlara da ne yapmam gerektiğiyle ilgili bana yorum yazabilirsiniz. Bu arada bu ne olmuş la burası? Ben buraya bir şeyler ekmiştim. De bu ektiklerim ne ki? Bu çimen olmuş burası. Bir şey olmamış ki. Ve tohum mu atacaktık buraya? Neyse, boş ver. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.